LGS'ye son 182 gün. Dikkat ettiyseniz süre azalıyor arkadaşlar. Artık yavaş yavaş kendimize gelmenin 2022 biterken 2023'e yaklaşırken Artık çeki düzen vermenin zamanı geldi. Hocam biz zaten çalışıyoruz. Niye sinirleniyorsunuz demeyin. Ben sizin çalıştığınızı biliyorum ama daha fazla çalışmanızı istiyorum arkadaşlar. Günde 100 soru çözüyorsanız 200'e çıkarın. 200 çözüyorsanız 250'ye çıkarın. Artık vitesleri yükseltmenin zamanı geliyor. 2022 kapanmadan önce, kapılar kapanmadan önce son kez sorularımızı çözelim ve hiçbir şekilde LGS denen şeye acımayalım arkadaşlar. Yani LGS de bir sınav ya o kadar şey ama hayır hayır acımayacağız arkadaşlar. Sıkı çalışacağız ve 182 günü çok güzel değerlendireceğiz. Günün sözüne baktığımızda onlar sizi rüyada sanıyordur ama siz geceleri uyumuyorsunuzdur. Gerçekten mükemmel bir söz. Bu sözü esasında bir değiştirip ben yazdım böyle. Olay şu arkadaşlar. İnsanlar siz LGS hazırlandığınızda ya kazanamazsın ki boşuna çalışıyorsun ki matematik yapamazsın ki kabataş olmaz ki İstanbul fen olmaz ki Adana fen olmaz ki şu olmaz ki bu olmaz ki diye sizin moralinizi bozarlar. Ve arkanızdan da ya rüya göre işte çalışıyor ama kazanamayacak diye arkanızdan da yanlış cümleler söyleyebilirler. Ama siz rüya görmüyorsunuz arkadaşlar. Hatta siz uyumayıp çalışarak gerçekleştireceksiniz hayallerinizi. Dolayısıyla insanlar ne dediğine takılmayın. Sizler şu anda çalışarak en doğru olanı yapıyorsunuz. Sonrasında tevkül edeceksiniz ve inşallah da hayallerinizdeki liselere gireceksiniz arkadaşlar. İnsanların sizin hakkınızda söylediği olumsuz şeyleri asla kafanıza takmayın. Çünkü dünyada başarılı olmuş insanlara baktığınız zaman her zaman onların arkasından yapamaz ki, olmaz ki, öyle de olmaz ki, bu yapamaz, onu yapamazsın, o da olmaz, imkansız, okuyamazsın, bitiremezsin, açamazsın, tutmaz derler. Her zaman böyle konuşanlar vardır. Onlar sizin hayal kurduğunu zannederler ama siz ise hayal kurmak yerine geceleri uyumayıp çalışıyorsunuz. LGS tayfa soruyor orada Stadinur isimli Nur'u biliyorum. Gülnur'u biliyorum ama Stadinur'u ilk defa görüyorum. Bak bu da bayağı çalışkan bir öğrenci. Stadinur 23 2023 bağlantılı galiba. Bir yorum yapmış. Demiş ki: "Test çözerken nasıl çözmeliyiz arkadaşlar? Test çözerken ben sizin yanınız olsam tam bir LGS motivasyonuyla çözerim." O ne demek hocam? Yani LGS'ye girdiniz diyelim ki. Bakın şimdi. LGS'ye girdiniz. Önünüze geldi LGS 2023. Yanınıza ne olacak? Diyelim ki kalem olacak, değil mi? Peki yanınıza cep telefonu olacak mı? Tahmin etmiyorum izin vermezler. Yanınıza çay verecekler mi? Tahmin etmiyorum izin vermezler. Ya ay zihnin açılsın yavrum. Hadi bakalım sana bir tane pasta vereyim diyecekler mi? Tahmin etmiyorum izin vermezler. E şimdi ders çalışırken niye yanımızda cep telefonumuz var? Çayımız, çorbamız, pastamız var. Bu arada pasta gerçek pasta arkadaşlar. Az önce arkadaşlarımızdan bir tanesinin doğum günüydü. 96 yaşına girdi. Tebrik ettik onu şaka bir yana. Şimdi yani böyle annem pasta getiriyor, teyzen çay getiriyor, telefonun yanında mesaj geliyor işte ark olmaz bu şekilde olmaz. Sen LGS anında ortamın nasılsa test çözerken de ortamın öyle olmalı. Yani tam odaklanmalısın. E hocam telefonum nereye koyacağım? Sessiz al odanın dışına koy. Çay, çay içme. Su içebilirsin. Suya serbest LGS'de. Pasta, pasta yeme. Pasta niye? Ondan sonra derse otur. Dolayısıyla dinlendiğiniz anlarda yemek yiyeceksiniz. Dinlendiğiniz anlarda tatlınızı, şekerinizi yiyeceksiniz. Ama diğer zamanlarda test çözdüğünüz anda tam konsantre olun. Çünkü 10 dakika tam konsantre olarak çözmek dağınık bir şekilde yarım saat çözmekten daha değerli. O yüzden test nasıl çözmelisiniz sorusunun cevabı bu sevgili Stadinur. Mutlaka mutlaka tam odaklanmış bir şekilde LGS'de nasıl çözüyorsak öyle çözmeliyiz. Ha bunun haricinde test tekniği var mı? Var tabii ki. Her testin bir tekniği var. Yani A, B, C, D seçeneklerini ikiye elediniz diyelim ki B ve C arasında kaldınız. İlk aklınıza gelen doğru cevaptır. Veyahut da şimdiye kadar B ve C'den en az C'yi işaretlediyseniz C doğru cevaptır gibi mantıklar var. Bunları zaten sizlere söylüyoruz. Ama en önemlisi tam konsantre çözmek. Çünkü ben öğrencileri görüyorum. Mesela çözüyor, hata yapıyor. Ay ben bunu dikkatli olsak okusam yapardım. Neyi? Dikkat okusam yapardım. E, niye dikkat okumadın? Ya işte o... <laughs> Ne diyorsun ya? Dikkatli okuyacaksın. Bunu hata yaptıysan hata yaptım diyeceksin. Doğru yapınca da oh be doğru yaptım diyeceksin yani. Yani dikkatli okusaydım yapardım mı? Olmaz. Yanlış yaptıysan yanlış yapmışsındır. O yüzden hep dikkatli okuyacağız. Hep konsantre olacağız. Böylece daha hızlı ve daha verimli çalışırız. Ders çalışırken nasıl verimli çalışmalıyız sorusunun cevabını da vermiş oldum sevgili Stadinur. Denemede LGS'ye girer gibi girmeniz kesinlikle aynen öyle. Yani denemeyi de çözerken beyler denemeden çıksan sonra ne yapıyoruz? Merveciğim denemeden sonra buluşuyor muyuz? Çayı ver. Ç Olmaz. Hocam ya öyle konuşmak yok. Gerçek denemede nasıl alıştırırsan kendini LGS'de de öyle gider. Ve en önemlisi gerçek denemeleri yani daha doğrusu normal provaları, denemeleri sen LGS gibi çözersen gerçek LGS girdi hiç stres olmazsın. Çünkü her denemeyi öyle çözmüşsün. Ama gerçek denemeler la 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 diye çözdün. Gerçek LGS'ye girince kimse sana konuşmana izin vermeyecek. Öyle bir ortam yok. O yüzden en baştan ciddi tutmak seni daha motive, daha konsantre yapar. Ders çalışmaya çok hevesliyim. Tebrikler. Ama denemede yapamıyorum. Ne yapmalıyım? Arkadaşlar şu anda denemelerde yapamamanızın hemen sebebi... ...eğer şu anda LGS 2022 önünüze alırsanız sayısal ve sözeli... ...bir sürü yanlışınız boşunuz çıkar. Niye hocam? E daha ikinci dönem konularını bitirmediniz. Birinci dönem konularını tam pekiştirmediniz. Dolayısıyla şu anda tarama şeklinde deneme çözmeniz lazım. Hatta bizde sadece birinci dönem konularını içeren... Ee, ana denemelerinden artık netler artıyor denemelerinden sizlere ödevler vereceğiz yakında bu da geliyor eğer şu andan itibaren çözmek isteyenler varsa ana denemeden alıp çözebilirler yani ...kümülatif, ilerlemeli birikimlik vermeniz lazım. Bir anda tüm konuların olduğu deneme çözerseniz... ...mesela bizim tüm konuların olduğu denemelerimiz de var... ...ama onları şu anda sizlere tavsiye etmiyoruz. Ha tüm konuları bitirdim hocam ben... ...veyahut da tüm konularda kendi görmek istiyorum diyorsanız... ...bizim diğer denemelerimizi çözebilirsiniz. Ha tüm konuları bitirdim hocam ben... ...tüm konuları bitirdiğim için hepsinden çözebilirim diyorsanız... ...o zaman dörtlü motivasyon denemeleri var. Burada ikinci dönem konuları da var ama... ...ben şu anda bunu ödev vermiyorum konuları bitirmediyseniz. Şu anda sadece birinci ram konularını içeren ana denemelerini öneriyorum. Dolayısıyla denemelerde de doğru mantığı, doğru denemeyi çözmemiz çok önemli. Sınavlarda yüksek alıyorum ama denemede yapamıyorum ne yapmalıyım? Arkadaşlar okul yazılarında tabii ki durum biraz daha farklı. Test ile alakalı bir durum var. Yani şöyle bir şey. Mesela beden dersinde size ne yaptırıyorlar? Takla attırıyorlar. Yani beden dersinde gol attın diye sana hoca beş vermez karnede. ...beden dersine takla attırırlar. İşte belli cimnastik hareketleri yaptırırlar. Yapabiliyorsan hadi bakalım geç derler. Şimdi aynı şekilde... ...LGS'de de yazılı sorusu sormuyorlar. LGS'de sizin önünüze test sorusu soruyorlar. Açıyorsun. Önünde cevapları yazan... ...A, B, C, D diye cevapları yazan... ...üste bilginin verildiği seçeneklerin olduğu, böyle açıklamaların olduğu bir soru soruyorlar. Senin beynin bunları çözmeye alışmalı. Bunlarla alakalı kendine bir kondisyon kazandırmalısın ki sınavda da başarılı olasın. Hafta içi kaç saat çalışmalıyız? Arkadaşlar bu çözeceğiniz soruya bağlı, okuldan çıkış saatinize bağlı. Ama ben her zaman için söylüyorum. LGS'de sayısal bölümde 40, sözel bölümde 50, toplam 90 soru çıkıyor. Yani siz bir sabah 90 sorudan sınav olacaksınız. O zaman ben günde en az 90 soru çözmeliyim. En az ama. Hocam en az. Hocam en az 90. Bunun iki katı 90 çarpı 2 180 soruyu çözen öğrenciler ise fark atmaya başlar. Hocam benim hedefim çok yüksek diyorsanız 180 çarpı 3 ne pardon 180 çarpı 3 değil 90 çarpı 3 olacak. Bu abarttım ben de gerçekten. Ee, 180 çarpı 3 de çözebiliriz. Allah söyledi. 90 çarpı 3 diyelim bunu abartmayalım. 270 soruda çözebilirsiniz. Hocam bunun kaç tane yeni nesil olacak? Kaç tanesi gerçek nesil olacak falan? Arkadaşlar Sayısal bölümde 40 matematik fen sorusunun kaç tanesi yenisi atıyorum 20 tanesi. O zaman burada da sizin oranınız öyle olmalı. Sözelde 50 Türk, 50 sözelin kaç tanesi yenisiyle atıyorum 15 tanesi. O zaman siz de böyle yenisilik çözeceksiniz yani o oranda. Yani mesela dinde yenisi soru çözmene gerek yok ya da Türkçede bütün sorular yenisi değil ki bak Türkçede böyle lokum lokum sorular da var. Ha bazen şu tarz yenisi sorularda geliyor. Onlara göre oranınızı ayarlayabilirsiniz. Ama kesin olan bir şey varsa beyniniz en az 90 tane soru işaretleme, 180 tane soru işaretleme her gün alışmalı ki gerçek LGS geldiğinde çat çut her şeyi halledin arkadaşlar. Bunun süresi de işte diyelim ki şöyle ne görüyorum. Burada 75 dakika veriliyor. Burada 80 dakika. 80 artı 75 155 dakika eder. Sen bunu iki katı 300 dakika çalışmış olsan 300 bölü 60 eşittir 5 saat ortalama çalışman gerekiyor. Bu arada okulda teneffüslerde aralarda çözdüğünüz süreyi de buna dahil edebilirsiniz. Haftanın önlerine baktığımızda LGS dershanemize 9 Aralık'ta mini denememiz var. Mutlaka katılın arkadaşlar. Çok çok değerli. 30 paragraf sorusu çözmeye çalışın. Ee, en az bir hafta boyunca. Onları 10, 10 da çözebilirsiniz. Ee, 10-10-10 çözü sonra dinlenebilirsiniz. Ama bence günde en az 10 paragraf soru çözmek gerekiyor. Ama bunun da daha fazlası olabilir. Kelimeleri de eksik bırakmayın arkadaşlar. Çünkü ben şunu görüyorum. Öğrenci sayısal da matematik fene çalışıyor. Sözel Türkçe inkılaba çalışıyor. Din zaten elhamdülillah Müslümanız hallederiz diyor. İngilizce ya hocam hocam İngilizcem 5 tane yanlış yapıyor. Ya olur mu böyle bir şey ya? Sen İngilizcen yanlış yapmamalısın. Kelimeleri ezberleyip bol bol soru çözerek İngilizceyi de inşallah full yapmalısın diyoruz. Haftanın LGS kaynağı olarak dediğimiz gibi arkadaşlar artık netler artıyor. Ana denemelerinde sadece birinci dönem konularına özgü denemeler var, sorular var. Bunları çözebilirsiniz. Denemelerimizin başında deneme değerlendirme kitapçıları var. Deneme öncesinde ortam düzeni, planlama, motivasyon, turlama, taktik, stres kontrolü bunların hepsini sizlere anlattığımız özel kare kodlar var. Ve bir denemede yanlış yaptınız diyelim ki atıyorum sayısal birinci denemede üçüncü soruyu yanlış yaptınız. Üç yanlış demiyorsun. Üçüncü soru neyle alakalıymış? Kareköklü köklü sayıyı doğal sayı yapan çarpanlarla alakalıymış. Onunla alakalı kendi eksiklerini de giderebiliyorsunuz arkadaşlar. Ve denememizin sonunda yine okul formlarımızda kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Bizler hocalarınız olarak sizlere kapıyı açıyoruz. Ama gayretinizle bu kapıdan, başarı kapısından içeri girecek olan sizlersiniz. Bunu asla unutmayın. Hadi bakalım görüşmek üzere.